Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere Paragazan X kanalı içerisinde tanıtacağım platform tokeni olan Islander, AVAX ya da Avalanche Ağı içerisinde çalışıyor. Yani bu ağ içerisinde oluşturmuş bir token. Bunun bir airdrop'u var. 20 bin dolarlık bir airdrop. Buna katılacağız bu video içerisinde. Yapılması gerekenlerle alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Tabi bu AVAX ağ içerisinde çalıştığı için öncelikle Metamask'a AVAX ağının netini kurmamız lazım. Bununla alakalı bilgiler de burada var. Bunu ben açıklamalar kısmına linkleri paylaşacağım zaten. Bunu ilk öncelikle Metamask'a gelip şuradan ayarlar kısmından setting diyerek Şurada network'e basıp Yeni bir tane network ekleyip Bu şekilde buradaki toplamda kaç tane satır var? 5 tane satır var. Bu satırlara Buradaki bilgileri girmeniz lazım Daha önceden girmişseniz zaten bir daha girmenize gerek yok. Bizler daha önceden AVAX içerisinde testnet içerisinde bir airdrop'a katıldığımızdan dolayı bizim hesabımızda 34 tane AVAX var. Fakat sizin AVAX'ınız yoksa şuradan cüzdan adresinizi alarak Şuradaki adres kısmına cüzdan adresinizi yazıp burayı onayladıktan sonra request demeniz lazım. 10 tane avax veriyor normalde. Evet şu an verdi. Ama bu site üzerinde bazı durumlarda hatalar veriyor. Ondan dolayı belli aralıklarla denemekte fayda var. Mesela hızlı bir şekilde gelmiş olması lazım bizim. Evet gördüğünüz gibi 34 44 oldu. Bunu kullanacağız biz testnet kısmında. Şimdi testnet'e başlarken aşağıda açıklamalar kısmında zaten link olacak. Şimdi şöyle göstereyim testnet alakalı kısmı. Şöyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada bakın arkadaşlar 20 bin dolar değerinde bir testnet. Ne zaman başlamış? 20'sinde başlamış bu ayın. Ne zaman bitecek? Bakın aşağıda yazıyor. 4 Aralık'ta bitecek. Yani 11 günü varmış. 11 günlük bir periyot içerisinde testnet'e katılabilirsiniz. Yapmamız gereken neler? Şuradan hemen Metamask'tan şu cüzdan adresimizi alıyoruz buraya yapıştırıyoruz. Zaten burada yazıyor bakın. Şu kısma da mail adresimizi yazıyoruz. Daha sonra da şu kapçayı doğrulayıp Join Us Nava basıyoruz. Şimdi buraya bastıktan sonra belli başlı görevler var burada. Bir sürü görev var. Şimdi ben burada aslında size asıl önemli olan kısımlar şunlar olduğundan dolayı bunları anlatacağım. Şu kısımları diğer platformlarda yapmış olduğunuz airdroplardan aşina olduğunuz için es geçiyorum. Ben bunları yaptıktan sonra videoya tekrardan devam edeceğim. Ama yapmanız gerekenlerle ilgili kısaca bilgi vereyim. Buradan Twitter takibi, retweet yapma, Discord'a katılma, Facebook'ta beğeni yapma, bir tane Facebook'ta post paylaşma, Telegram grubuna katılma, anons grubuna katılma, Medium'u takip etme, arkadaşınızı davet etme linki alacaksınız buradan. Diğerlerini de beraber yapacağımız için şimdi ben şunları halledeyim. Daha sonra videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dostlar, ben buradaki görevlerin belli bir kısmını yaptım. Buradaki bütün sosyal medya görevlerini hallettik. 51 tane puan biriktirmiş olduk böylelikle. Entry dediğimiz kısım 51 oldu. Şöyle aşağı indiğimiz zaman da bakın burada create an account on islander at diyor. Burada bize bir tane link vermiş. Bu linki kopyalamamız lazım. Bunu kopyalayıp tekrardan şöyle açalım. Bir testnet, testnet üzerinde mail adresimiz girip ve parola oluşturup bir de kullanıcı ismi buraya girdiğimiz zaman bu hesabı oluşturacağız. Oluşturduktan sonra da gelip burada cevap olarak da yes deyip burayı onaylayacağız. Şimdi ben burada hemen hesabımı oluşturayım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben buradaki bilgileri girdim. Create an account diyelim bakalım ve hesabımızı oluşturalım. Şu an hesap oluştu. Mail adresimize bir doğrulama gelmiş. Mail adresimize gidelim. Mail adresimizdeki şuradaki linke tıklıyoruz. Ve böylelikle ne diyor bakalım. Evet şu an onaylandı. Devam edelim. Şu an hesabımıza girdi. Testnet üzerindeyiz zaten. Şuradan connect your wallet dediğimiz zaman buradaki hesabımızı bağladığımızda gördüğünüz gibi bizim buradaki avakslarımız burada gözüktü. Şu an testnet üzerinde işlem yapabileceğiz. Bu burada kalsın. Şimdi tekrardan şöyle gelelim. Bakın burada yes ya da no diyor. Biz buraya hemen yes yazalım ve cevaplayalım. Evet bu kısımda onaylandı. Bizim buradaki 51 61 oldu entry kısmı. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Bir sonraki adımda da daha demin açmış olduğumuz hesapta kullanmış olduğumuz mail adresinizi buraya yazın diyor. Şöyle hemen yazalım. Burayı da onaylayalım. Bu işlem de bitti. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki görevde şuradaki benim highlight etmiş olduğum yani üzerine çizmiş olduğum linke tıklıyorsunuz ya da burayı bu şekilde seçip sağ tıklayıp şu şekilde şu şekilde açıyorsunuz. Şimdi bunu açtıktan sonra karşınıza şöyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada aslında bir quiz var. Bu quiz'i doldurduğunuz zaman size iki tane ISA tokeni veriyor. Tabii bu testnet olduğu için herhangi bir değeri yok. Sadece biz burada işlem testneti kullanmış oluyoruz. Testnet yapmış oluyoruz. Şurada görev var. TK e basıyorsunuz. Burada bakın quizler var arkadaşlar. Toplamda 5 tane. Bunları cevaplandırıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şuradaki kısımda bir referral linki mint etmemiz lazım. Buraya yapıştırıp daha sonra submit en sıfır diyoruz. Şimdi ben quiz'i yapacağım. Quiz'i yaptıktan sonra soruların cevaplarını göstereceğim size. Bu şekilde tekrardan devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar. Cevapları bu şekilde ben işaretledim. Zaten kendi sitelerinde araştırdığınız zaman bu cevapları çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Birinci sorunun cevabı bu. Diğerleri de bu şekilde. Bunlara da bakabilirsiniz. Submit dedik. Hepsini işaretledikten sonra well done başarılı bir şekilde tamamladık. Okey dedik. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurayı işaretliyoruz. Claim diyoruz. Ödülümüzü alacağız şimdi. Bakın burada MetaMask açıldı. Avax'a neden ihtiyacımız var? İşte bundan dolayı ihtiyacımız var. Şu an burada mint edebilmemiz için bizden belli bir Avax istiyor ki burada da hani Avax'ı bizler testneti kullandığımız için herhangi bir şey ödememiş oluyoruz. Bakın burada transaction hash kısmı var. Şurayı kopyalayalım ve daha sonra da confirm diyelim. Bir sonraki aşamada şuradaki görev liste yerinden buradaki influencer zone kısmına geliyoruz. Şuradan generate a flat URL dedik. Tekrardan bizden ona istiyor. Şu an sending request yani istek gönderiliyor. Biraz bekleyeceğiz. Burada da transaction hash oluşuyor zaten. Evet bu işlem de bitti. Onayladık. Şuradaki bakın kodumuz oluştu aslında. Bunu biraz sonra şuradan alacağız. Şöyle kopyalayacağız. Şuradaki kısma yapıştıracağız. Şurayı bir onaylayalım bakalım ne gelecek. Evet şu an herhangi bir sorun olmadı. Burayı onayladı. Şöyle bir bakayım. Gelmiş mi gelmemiş mi? Onun bir onayını alalım. Şuradan hemen kontratımızı ekleyelim. Evet iki tane gelmiş. Yani burada yapmamız gereken bir şey yok aslında. İki tane burada gözüküyor. Bu büyük bir ihtimalle referal ödülleri olduğu için referal gibi bir ödül gelirse buna withdraw yapmak için kullanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü withdraw kısmı aktif değil. Referans ödülleri olmadığından dolayı. Burayı geçelim. Şimdi bir sonraki kısma gelelim. Burada toplamda iki tane kısım kaldı. Bunları da tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bu mint kısmında biz buradaki linki alıyorduk biliyorsunuz ki. Fakat şunu şöyle yapmanız lazım. Şimdi siz burada mint ettiniz ya buradaki linkinizi oluşturmak için. Bu linki arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Yani şurayı kopyaladıktan sonra ki ben aşağı açıklamalar kısmına koyacağım. Yani siz aslında şu yukarıdaki kısımları hallettikten sonra buradaki kısmı Yapmak için benim açıklamalar kısmına vermiş olduğum linki kullanın. Onu kullanıp benim yapmış olduğum adımları takip edin. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yani şuradaki mint etmiş olduğum link üzerinden siz işlem yapacaksınız. Bu kısmı da söyledikten sonra şimdi şuradaki görevi yapalım. Şimdi arkadaşlar burada görevi yaparken bize normalde şuraya gitmemizi istiyor. Yani şuradaki adrese gitmemizi istiyor ama biz buraya tıkladığımız zaman böyle bir adres yok. Normalde yanlış bir adres burası. Onun için şu proje kısmına gidelim. Buradan projeye seçelim. Buradaki bakın şu göreve gitmemiz lazım ki daha demin yapmış olduğumuz görev burası. Biz zaten şuradaki görevi yaptıktan sonra görevle ilgili olarak kazanmış olduğumuz tokenleri biz burada listelemiştik. Bakın burada gözüküyor. Şöyle hatta üstüne de tıklayabilirim. Bakın burada iki tane gözüküyor. Şimdi bizim burada şunu ekran görüntüsünü almamız lazım. Şöyle ekran görüntüsünü alalım. Şöyle sayfayı tam olarak alayım. Bunu ben bir kaydedeyim. Kaydettikten sonra bunu tekrardan buraya geliyoruz. Bu kısımda buraya tıklayıp ekran görüntüsünü buraya almamız lazım. Evet ben bu şekilde aldım. Complete dedim. En son görevde de arkadaşlar katılımla ilgili bir anket var. Ufak bir anket. Diyor ki buradaki platformun yani şuradaki platformla alakalı bir oylama. Bu platformu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz ne diyelim? Şunu diyelim. Sizler de bunu söyleyebilirsiniz. Yani kullanımı kolay demek oluyor. Şunu tıkladık ve işlem şimdi bitecek. Evet, toplamda zaten %85'i bu oylamaya katılanların %85'i zaten bu şıkkı işaretlemişler. İşlemler bu kadar. Toplamda 186 tane entry oldu. Şimdi burada yapmanız gereken şey nedir? Şuradaki referans linkinizi alarak zaten ben aşağıda açıklama kısmına vereceğim. Bunu arkadaşlarınızla paylaşacaksanız yapmanız gereken bu. Bunun dışında fazla da bir şey yok aslında. Proje alakalı gelişmeler olursa ki ben bunu takip etmeyi düşünüyorum. Özellikle Avaksa içerisinde şu an projeler popüler olmaya başladı. Bundan bir buçuk ay önce de Solana biliyorsunuz bir patlama yapmıştı. Fiyatsal anlamda aynı zamanda içerisindeki projeler anlamında. Avax'tan da benzer atılımlar olacaktır. Bu ekosistemler içerisinde işte Binance Smart Chain olsun, Ethereum olsun, Solana olsun, Phantom olsun, onun dışında Polygon olsun, Avax olsun. Bunlar önemli platformlar. Buradaki gelişecek projeleri takip etmekte fayda var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Soru, cevap, yorum, herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.